deprem olsa şeyi bekliyorum. Hani yer yarılacak, tamam içine gireceğiz, böyle gömüleceğiz. Şimdi onlar tamamen dümdüz alan. Ama altlarında kimler vardı? Kimler yaşıyordu öncesi? Hepsini kaybettim. İnsanlar burada acı yarıştırdı. Benim bir tane çocuğum öldü ama onun 5 tane öldü. Kızım son nefeslerini verirken bana anne kardeşim nasıl diye sordu. Üç buçuk ay sonra bize nasılsın diye biri sordu. Nasılsın? Bana bir bakışı var. Dedi ki ben ne olacağım? Beni kimse sormuyor. Herkes çekti gitti, yani beni soran yok. Arabasına binen gitti. Ben kaldım öyle. Acıktım diyorlar. Verecek bir şey yok. Biz 3-4 ay çadırda kaldık. Bize konteyner geldiğinde benim oğlum konteynerin duvarlarını öpmeye başladı. Normal hayat nasıldı? Hani biz normal bir eve, sıcak bir eve nasıl giriyorduk? Çok çok özledim bir şey, kata uzanıp yatmayı. Şu hala acıtıyor. En ufak bir yardım için gelen bile bizi görüyor. Ama hala o soruyu soruyor. Nasıl yaşıyorsunuz? Birisi gelip böyle hiç beklemediği anda çocuğuna bot getiriyor mesela. Yüzü gülüyor ve diyor ki tamam, hala iyi insanlar var. Hala birileri bir şey yapmaya çalışıyor. Hepsi birden yok olmadı. Hani o uzattığınız elleri geri çektiniz ya, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Lütfen gelin burada görün. Var mıymış, yok muymuş? 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti. Onlar kaldı. Şimdi kalanların hikayesini izleyeceksiniz. Hayatta kalanların, çaresiz kalanların, acıyla, yasla, umutla, hatıralarıyla kalanların, her şeye rağmen ayakta kalanların hikayesini.